Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Üzülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, Fenerbahçemiz MK Ankara gücü maçının hazırlıklarını dün yaptığın antrenmanla sürdürdüm. Sakatlığını tamamen atlatan Jadon de takımla birlikte çalışmalara başladım. Görev verilmesi halinde de maçta forma giyebilecek arkadaşlar. Hocam Batshuayi ve Joshua King ile ilgili de bir şey söyle. Arkadaşlar Joshua King ve Batshuayi'nin tedavileri bitti sayılır. Hani benim tabirimle Türk gibi oldular. Ee, hani bireysel çalışmalarını sürdürüyorlar. Ya nasıl anlatayım ki? Şöyle anlatayım arkadaşlar. Sakatlıklarını atlattılar ama hani ba vücutlarının bazı bölgeleri güçsüz kaldı diyeyim bu sakatlık sürecinde. Onları da güçlendirmek ve hani oradan tekrar sakatlanmamak için bireysel çalışmalarını sürdürüyorlar. Maç kadrosunda olacaklarını düşünüyorum. zaten daha önce de size demiştim. Bacuay ve King cumartesi kadroda olabilir ama ilk 11 oynamazlar, risk edilmezler diye. ama tam manasında iyileşmelerin iyileşmiş olacaklarını söyleyeyim. Luan Perez de bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Luan Perez'den de hani korkulan olmasın diye tam manasında güçlendiriliyor. Luan Perez de hani bugün takımla çalışsa çalışır arkadaşlar. Herhangi bir Sıkıntısı yok ama e, biraz daha tutulacak gibi. Ya nedir bu başımızdaki felaket? 40 yıldır sefalette bu Ahmet. Efenimi alındı kim biz Ahmet. bilen Bilenler beğendi bilmeyenler ne diyor bu diyor. Neyse bilen arkadaşların e, beğeni atması yeterli olacaktır bana. Çünkü elimde değil yani. yani. Elimde değil susamıyorum. E, bunu da söyledik. Sercan Hamzoğlu diyor ki Jorge Jesus Arda Güler'e Adacım bak Emre Mor, İrfan güç olarak senden daha önde Tabii ki sana da süre vereceğiz ama beni de, beni de anlayışta karşıla lütfen demiş Arda kendisini geliştiriyor Hoca çok şaşırıyor ve sen formayı artık aldın ya bu azmini sakın bırakma demiş Şimdi arkadaşlar bir teknik direktör bir futbolcusuna yani Rossi Mor, İrfan güç olarak bakın fizik olarak değil. Birçok arkadaşımız şey diyor. Hocam İrfan Can kahveci de güçlü dediler. Neydi onun Arda Güler güçsüz dediler. Görüyoruz hocam sahada. Çatır çatır oynuyor diyorlar. Güç olarak. Yani güç olarak senden daha iyiler ama sana da süre vereceğim anlayışla karşıla diyor. Arda da bunu zaten anlıyor. Ama Arda şu anki performansıyla yani güç olarak geride bile olsa çıkar, kütür kütür oynar, çatır çatır oynar, Takır takır oynar, kıtır kıtır oynar. Bir şey soracağım. Arda Güler'i hangi pozisyon? 4 1 3 2'de Arda Güler'i hangi pozisyonda izlemek daha hoşunuza gidiyor? Size komik gelecek. Size enteresan gelecek. Size saçma gelecek. Size gırgır gibi gelecek ama ben söyleyeyim ikinci forvet rolü. Ya Jesus eğer Arda'yı ikinci forvet rolünde oynat Ankara gücüne en az 3 gol atmazsak ben kanalı kapatayım. Hiç kimse de takip etmesin. Hocam ikinci forvet derken çıkarayım kadroyu. Altay Kale'de bu arada Ferdi'nin cezası var. Bilginiz olsun. Sabek Osayi, Samet Salayi, Alioski. iki tane ofansif bek. Süper. Osayi'nin önüne Emre Mor. Alioski'nin önüne Rossi ya da İrfancan Kahveci de olabilir. Siz alay etseniz de İrfancan'ın ben şeyini beğendim. Defansa katkısı da yüksekti. Neyse. Ya İrfan, Rossi, Ahmet, Mehmet neyse. Orta ikili de. Kimi çıkartırım biliyor musunuz? İsmail Yüksek, da çıkarım. Bak 4-1 İsmail. 3'ün ortası Zayt. Sağ Emre Mor, solu Rostya'da İrfan Can. İlerideki iki. Birisi Arda Güler, birisi Valencia. Valencia'nın performansı düşüş var. Dinlendirilebilir. Ee, Serdar Dursun'la başlanabilir. Arda Serdar Dursun başlayıp Serdar'ın fiziksel mücadelelerini orayı yıpratıp sonra Ar Valencia denilebilir ama önümüzdeki maç çarşamba günü Bence bunu denemesi lazım. Bunu da söyleyeyim. Alp, Eralp. Teker teker pozisyonları konuşuyorlar. Konya maçında Mustera'nın yaptıklarını konuşmuyorlar. Doğru. Adana Demirspor maçında Mertens 1. Adekukbe 2. Zanyolu'nun kırmızıları konuşulmuyor 3. Oysa e, ligi oynatmayız tehditinden önce sadece 3 kırmızı kart deyip 7 aydır kırmızı yemeyen bir takıma dönüştü Galatasaray. Başakşehir maçında Zaniolo'nun kırmızı kartı konuşulmuyor. Bakın ikinci vukuat. Bir futbolcunun iki, iki defa görmediği kırmızı var ortada. Şimdi ilk maçında Kayseri maçında Zaniolo'ya şak kırmızı verse olmadık şeyde başlayacaklar ağlamaya. Diyecekler ki bak bizim futbolcumuza bilerek kırmızı veriyorlar. Oysa hak etti ama geç veriliyor demeyecekler. Başakşehir maçında Lale ortaya küfürler edildi. Fenerbahçe cübbesi yiyen PFDK başkanı Galatasaray'ı sevk etmedi. Değil mi? Oğlu kongreyesi olan. Samimi değilsiniz. Ne kadar samimi değilsiniz biliyor musunuz? Mertens eliyle gol attı. Dizimle attım dedi ya. O kadar samimi değilsiniz diyor. Doğru söylüyor. Valla ne, ne dese doğru. İsak Vural'dan 3 yıllık sözleşme. Arkadaşlar bunu geçen gün anlattım. Ee, mecbur şimdi tekrar anlatmak zorundayız. Hammar bir Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İsak Vural ile kalıcı bir anlaşma yapıldığını açıklamış. Çok güzel. Eee 16 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Çok güzel. Şimdi kulüpten yapılan açıklamaya dikkat. Hammar bir de daha uzun süre kalacağımı bilmek çok güzel duygu diyor İshak Vural. Burada kendimi daha da geliştirmek için her türlü fırsata sahibim. Mümkün olduğunda çok oynamayı ve takıma yardımcı olmayı umuyorum diye konuşuyor. İsveç ekibinin sportif direktörü ise bir süre devam eden görüşmelerin ardından Fenerbahçe ile hem İsaka hem de iki kulübe çok daha uygun bir anlaşmaya varmayı başardık. İyi dinleyin. Transfer 18 yaş altı bir oyuncuyu ilgilendirdiği için konu FIFA'ya kadar gitti. Ama İsak artık oynamaya hazır. Konu FIFA'ya kadar gitti. Anladınız mı? Hammarbi'deki yolculuğu gerçek anlamda başlayabilir diyor. Yani Fenerbahçe ile bir anlaşma yaptığını duyuruyorlar. Fenerbahçe'nin 18 yaşına geldiğinde tekrar alma opsiyonunu da subliminal olarak duyuruyorlar. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani İshak Bural olayında ne dediysek o çok şükür yanılmamış olduk arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ha ee, ben tek sıkıntıyı şurada görüyorum. Ya bu adamların zaten altyapısından yetişmişti ama onlara da eyvallah yok. Mesela bizim altyapımızda atıyorum e, ee, yetişen bir futbolcu bu şekilde olsa bize tekrar dönse böyle olur muydu bilmiyorum ama yine de 18 yaşın altında olduğu muydu sadece 3 senelik kontrata izin verildiği için böyle bir durum var ama bence yanlış bence yanlış mesela bir futbolcu bir takımın altyapısından çıkıyorsa o takımda 3 senelik 4 senelik kontrat imzalayabilir en yani 5 senelik imzalayabilir 6 senelik imzalayabilir İyi de hocam çocuğu oraya bağlamak gibi bir şey olacak. Bağlasın. Bunlar sırf bu yüzden belki de altyapıya düşmüyor. Ben yetiştireyim. e Ahmet gelsin alsın futbolcu. Oldu. Arkadaşlar enteresan bir kap bildirimi var. Fenerbahçe'den kap bildirimi. Evet bildiğiniz kap bildirimi. Fenerbahçe kapa yaptığı açıklamada 125 milyon lira olan mevcut sermayenin 250 milyon liraya arttırılmasını SPK tarafından onaylandığını duyurdu. Sermaye arttırmanın kulübe bir katkısı oluyordu. Ben bu konulara çok e, vakıf değilim. Ama bildiğim kadarıyla e, hani bildiğim kadarıyla söylüyorum. Bu harcama limitlerini falan etkiliyor. Yani harcama limitlerini, transfer limitlerini falan etkiliyor. Ek olarak sermaye arttırma yaptığı için 125 milyon lira daha fazla futbolcu alabilirsin diyebiliyorum. Bunu eklemiş olayım. Zenit'in Fenerbahçe'de bir turnuva düzenleyeceği, oynayacağı falan filan konuşuldu. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde zaten iki takım arasında bir anlaşma yapıldı. Muhtemelen bunun arkası gelecektir diye düşünüyordum ki geldi. Yani beklediğim oldu açıkçası. Ya burası Türkiye ya. Yani burada bir tane haber çıktı mı tamam arkasını hemen sündürecekler illaki. Sündürdüler de. Ama e, Selahattin Vaki açıklamada bulunmuş. Demiş ki hani Zenit'in bu yaz St. Petersburg'da yapmayı planladığı dost turnuvasına davet edildiğimiz iddiası yalan. Bu konuyla ilgili resmi bir teklif almadık diyor. Ee, zaten Ağustos ortasında lig başlıyor. 19 Mayıs'ta bitecek şekilde. Alp Eralp şey de demiş aklıma gelmişken. U17 takımımızın stoperlerinden Yusuf Akçiçek hakkında çok konuşuluyordu demiş. Dün maç vardı ben izleyemedim de. Bugün ilk kez izledim. Sadece fizik, fiziği ve ikili mücadelelerindeki başarısıyla değil top tekniği ve oyun görüşüyle de göz dolduran bir oyuncu. Potansiyeli çok hızlı yükselmesi muhtemel şansı bol olsun demiş inşallah uzayan kol bizden olsun. Şimdi Fenerbahçe'de bu kadar gelişme varken bir de Jorge Jesus gelişmesi var aslında. İşte Fenerbahçe'nin Jorge Jesus teklifi diye bir haber. Şimdi Fenerbahçe'nin gitti gidiyor kaldığı kalıyor ettiği ediyor nokta.com durumunda olan Jesus'tan ilgili bir düşüncesi var. Bazı arkadaşların da aslında burada bir çakallığı var. Bana diyorlar ki ya hocam biz Yesus'tan memnun değiliz. Niye uzatma teklifinde bulunduk? Değer birleri kaybetti şöyle böyle. Ya belki de kalan maçları asılsın diye bir çakallık yapmışızdır diyorum. Böyle şey olmaz diyor. Ali Koç böyle şey yapmaz diyor. Ya ne biliyorsunuz? Belki böyle şey yapmıştır Ali Koç. Yapmaz öyle şey yapmaz. Ali Koç böyle bir şey yapmaz diyor. Şimdi UOL Esporte'den Bruno Andrade imzalı habere göre Fenerbahçe ee, önce bir yıllık teklifte bulunuyor. Jesus'a hani seçim var. Ali Koç görev sürem sona erecek. Bir yılını anlaşalım demiş. Öyle diyor. Haberdeki adam öyle söylüyor. Ben demiyorum. Haberdeki adı zaten ediyor. Şimdi sonrasında bu hafta yapılan yeni görüşmelerde iki yıla çıkarıldı diyor. Jesus'ta Fatih Karagümrük maçının ardından zaten dedi ki başkanla devamlı olarak konuşuyoruz. Kendisini çok seviyorum. Her anlamda çok fedakarlık yapıyor. Gerek ailesinden gerek maddi anlamda fedakarlık yapıyor diyor. E bunu da açık açık konuşuyorlar zaten. Tabii ki hoş olmayan durumlar oluyor. Benim devam etmemi istediğini belirtti. Ben kendisine sezon sonunda oturup karar veririz demiştim. Şu anda ligin bitmesine az bir süre kaldı. Bunu konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Kupada yarı finaldeyiz. Final oynayabiliriz. Ligde de iyi bir şansımızın olduğuna inanıyoruz. İşler normal giderse sezon bitiminde duruma bakacağız. Ligde oynanmayan maçlara puan verilmesi gibi kararlar alınıyor. Biz ligin sonunda duruma tekrar bakıp değerlendirebiliriz diyor. Flamengo harekete geçti deniliyor. 2024'ün ortasına kadar sözleşme deniliyor. falan filan. Ben Jesus'tan ilgili hiçbir habere inanmayın diyorum. Bu andan itibaren, bugünden itibaren hiçbir habere inanmayın. Hocam kaldı, inanmayın. Hocam gitti, inanmayın. Hocam kalıyor, uzatıyor, gidiyor, geliyor, hopluyor, zıplıyor, inanmayın. Hiçbir habere inanmayın. Hele hele geçen gün şey vardı oğlu açıklamada bulundu şöyle böyle. Lan adamın ailesi yanında değil ki. Adam tek kalıyor burada. Oğlum herkes bizim Türk örf adetlerindeki gibi mi? Fenerbahçe isyanda 3 maçta kasıt aranıyor. Asıl 2 tane bomba haberimiz bu. Şimdi Selahattin Baki. Bu sezon bizi 3. defa şampiyonluktan koparmaya çalıştılar demiştim. Fenerbahçe'de bu 3 maçta kasıt arıyor. Adana Demir, Alanya, Karagümrük. Sadece bu maçlar olsa yine iyi. Arkadaşlar bu takımın e, ilk maçına bir bakın. Size bir ricada bulunuyorum. Bakın BN Sports'un sitesinde var. Fenerbahçe-Ümraniye spor maçı. 3-3'lük Üç maç. Açın bir izleyin. Hayatınızda bu kadar iğrenç bir e, futbol senaryosu görecek misiniz? Ya, Hocam ya sorma 3-3 kaldık ilk maçta falan. Yediğimiz gollere dikkat edin. Penaltı pozisyonuna dikkat edin. Adamların avuttan attığı gole dikkat edin. Avuttan attığı kornere dikkat edin. Hakem kararlarına, hakemin duruşuna dikkat edin. Sezonun ilk maçı aslında sezonun özetiydi ama siz o mesajı aldınız mı? Pek emin değilim. Pek 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 emin değilim. Şimdi 3 maçta sıkıntı aranıyor. Yani bizi koparmaya çalıştılar diye. Adana Demir maçı 1-1. Hakem Ali Palabıyık, var hakemi Koray Gençeller. Galatasaraylara şöyle bir öneride bulunuyorum. Gelin bu hakemlerin hakemlerini bitirelim. Dakika 23. Batshuayi Ndiaye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonda penaltı kararı çıkmadı. Futbol otoritelerine göre bu penaltı. Bana göre değil ama futbol otoritelerine göre. Dakika 25 Batshuayi ile Endiay'a yine bir kornerde yerde kaldı. Batshuayi penaltı bekledi. Ali Palabıyık yine çalmadı. Futbol otoritelerine göre bu da penaltı. Ama aynı pozisyonun devamı olduğu için bir penaltı diyen de var. iki diyen de var. 45 artı 8 NDI'ye Nilfan Can Kahveci'nin ayağına basması net penaltı ama devam kararı çıktı. Aynı zamanda e, Mert Hakan'ın attığı nizami gol verilmedi. NDI'nin ikinci sarıdan atılması gerektiğini çok belirttik ama ses eden olmadı. Dakika 69 Samet Akaydın rakip cezası aslında topa yükselirken Belhanda'nın dirseği yüzüne geldi. Ne Ali Palabıyık ne Koray Gençerler pozisyonu penaltı olarak değerlendirmedi. Ee, Diego Rossi rakibinin engellemesiyle topa gidemedi. Yani Fenerbahçe'nin 2-3 penaltısı verilmedi. Golü verilmedi. Böyle bir skandal. Alanya maçını Fenerbahçe 3-1 kazandı kazanmasını ama dakika 35 İrfan Can'ın ortası Diego Rossi'nin uçan kafası golü ama golün iptal edilmesi. Sonra da Fenerbahçe taraftarı Rossi'ye kin gülüyor. Mesela Karagümrük maçında Arao gol atsa taraftarla barışacak belki. Taraftarın bakış açısı değişecek. Ama böyle böyle taraftar kin gülüyor. Allah aşkına Alanya maçında Rossi gol atsaydı. Ya da Mert Hakan Adana Demir maçında attı, attı sayılsaydı. O maçı da kazansaydık. Bakış açınız değişmez miydi? Futbolcu. En azından bir yumuşama gelirdi değil mi? Gelirdi gelirdi. 45 artı 8 Furkan Valencia'ya yaptığı faul sonrası sarı kart görüyor. Aynı hareketi aynı oyuncu 30. dakikada yine yapıyor. Kart yemiyor. 18'de o sayenin sarı kartta çok konuşuldu. Kırmızı olmalıydı diye. 18 yani 30'da 30'dan önce de faul yapan arkadaş var. Maçın başında daha direkt ayağa vurma var. Kırmızı çıkarsa çıkaracağı bir pozisyon var maçın başında Furkan arkadaşımıza. Sarı çıkarsa 30'da Furkan 18'de 22'de o sahaya atılmış oluyor. 8 dakika arayla iki takım 10 kişi kalacak ama herkes o sahaya odaklandı. Dakika 67 yine Furkan Bayır'ın Ferdi'ye yaptığı hareketler. O maçı en az 5 sarı kartla bitirecek futbolcu bir sarı kartla bitiriyor. Karagümrük maçı Arao'nun golü öncesi. Aul veriliyor. Bien Sports Trio ekibi ve sosyal medyadaki televizyondaki bütün hakemlere göre pozisyon tertemiz. Bu golün verilmesi lazım. Dakika 24 Kara golü öncesinde kural hatası var. Batuhan Şen Topu bırakıyor. Tekrar alıyor. Dekaç kullanıyor. Endirek serbest vuruş gerekirken Fenerbahçe kalesine gol oluyor. 63'te Valencia Dresevic'in müdahalesiyle yerde kalıyor. Hakem Abdülkadir Bitigen, Emre Mal, Ok pozisyona bakıyorlar ama devam diyorlar. Ve Fenerbahçe maçındaki tartışmaya sebep olan pozisyon yorumlandı arkadaşlar. MHK konu hakkındaki görüşünü ortaya koydu. Bakın Ligde adaletin olmadığı zaten aşikardı ama bu açıklamalar insanı çıldırtır nitelikte. Hakem Abdülkadir Bitigen'in gözünün önünde olan pozisyon, yan hakemin gözünün önünde olan pozisyon, varın görebileceği pozisyon, 5 dakika incelenen pozisyon. Dakika 23. Karagümrük kalecisi Batuhan Şen topu yere bırakıyor. Tekrar elini alıyor ve devamında gelişen atakta Karagümrük gol atıyor. Şimdi Fenerbahçe yenilseydi, kural hatası diye başvursaydı haklıydı. Bu bir kural hatasıdır. Kural uygulanmamıştır. Hakem hatası değildir. E bana kalırsa hakem hatası, kural hatası hakem kastı Fenerbahçe düşmanlığıdır. 5 dakika incelediniz. 5 dakika. 5 dakika neyi incelediniz? Kendi aranızda ne konuştunuz? MHK başkanına telefon mu açtınız? Bizi sıyırır mısın bu işten? Biz bu golü vereceğiz ama bizi sıyırır mısın mı dediniz? Vallahi merak ediyorum ya. Ve MHK kural hatası tartışmasına farklı bir boyut getiriyor. Diyor ki Ortada kural hatası yok diyor. Batuhan avantaj sağlamak amacıyla yapmıyor diyor. Yerden kalkarken dengesi bozuluyor. İkinci müdahaleyi refleks olarak yapıyor diyor. Allah aşkına bu nasıl bir mallık? Bu nasıl bir gerizekallık? Bu nasıl bir bağnazlık? Ben de şunu savunuyorum. Elle oynamaların %90'ı reflekstir. Penaltı olanların. Orta geliyor elini kaldırıyor adam indiriyor mesela. Eline değdi o anda. Korner kullanıyor dedi, eli açık değdi. Bu da refleks. Ya da şunu söyleyeyim. E, kırmızı yenilen faulleri düşünün. Kaç tanesi bilerek kasıtla olan adamı öldüreyim diye direkt kırmızı yiyor? Belki %30'u. %70'i istemeyerek. O zaman bütün kırmızı kartları kaldıralım. İstem dışı refleks diye. Ya Fenerbahçe aleyhine olduğu zaman niye bu kadar kıvırıyorsunuz ya? Niye bu kadar ahmaklaşıyorsunuz ya? Niye bu kadar saçmalıyorsunuz? Arkadaş adam bilinçli olarak yere atmış bilinçli olarak almış. Farz edelim topu tuttu. Elinden kaçırdı tekrar tuttu. Bu endirek serbest vuruş olmuyor mu futbolda? Oluyor. Korner geldi elinden tuttu düşürdü tekrar aldı ya. Bak düşürdü tekrar aldı aynı pozisyon içinde. Bu sayılmıyor. Bu başka. Topu aldı tuttu. Giderken elinden düşürdü tekrar aldı. Endirek serbest vuruş bu işte. Hocam refleks olarak aldı. Bana ne istediğin ne şekilde alıyorsa alsın. Orta açıldı benim kalecim topu tuttu. Ben de aferin lan dedim kafasına vuracakken elim kafasından sekti topa değdim. Penaltı verilir mi? 50 oynuyorum. Net penaltı değil mi? Net penaltı. Ama refleks verilmez. Desiniz. Ah ah. Başkan Mehmet Büyükekşi e, konuşmuş etmiş falan diyorlar. LL, MHK Başkanı LL Örtan'ın da bilinçli hareket değil refleks olduğu değerlendirmesindeymiş. Açın hakem Abdülkadir Bitigen Bar odasındaki Emre Mal Okun görüşlerine başvurduğunu, kural hatası olmadığını belirtmiş. Şöyle yapalım. Bu iki hakem de sezon sonuna kadar maç yönetmesin. Birileri ağlasın. Arkadaş yayıncı kuruluşun trio programında eski hakem Deniz Çoban, Bülent Yıldırım, Seçim Demirel pozisyonu şöyle yorumladı. Kaleci, bak Deniz Çoban kaleci topa, topu kontrol etti. Kurtarışını yaptı. Yere bıraktı. Topu tekrar geri aldı. Okuduğumuz kurala göre Oyuna bıraktığı topa tekrar dokunursa bile bu bir ihlaldir. Aleyhine endirek serbest vuruş verilmesi gerekir. Topu oyuna bıraktı. Tam da kuralda tarif edilen şeyi yapıyor. Oyuna bıraktığı topa tekrar eliyle, koluyla dokunuyor. Oyuncunun kontrolünde olan topa kimse müdahale edemez. Kaleci degaj yaparken araya girip birisi topa vuramaz. Top kalecinin kontrolündedir. Kaleci topu yerle zemin arasında tutmuştur. Parmağını koymuştur. Kimse bu topa dokunamaz. Arkada bir oyuncu unutmuş olsa kaleci. Arkadaki oyuncu gol atsa gol temiz. Demek ki bu top kalecinin kontrolünde değil oyunda. Şu topu birisi gelip çalsa kalecinin önünde ihlal var mı? Kural kitabının tam orta yerinden endirek serbest vuruş. Gol iptali olması lazım. Bu atak başlangıcı fazının içerisinde artık bütün komplike oyun kurallarını vara çözdürmeye çalışıyoruz. Artık oyun kural kitabında orta yerinde yazan şeyi bile vara çözdürmeye çalışıyoruz. Var onu çözmek için orada yok. Biz sahadayken kaleciye pas alamaz eline demiyor muyduk? Kaleciye pas eline alamaz diye. Burada hakeme neden uyarı gitmiyor demiş. Bülent Yıldırım tuttu, yere düştü. Sağ eli topta iki elle teması kesti. Bu top oynanabilir top, oyuna bırakılmış top. Tekrar eline alınsa Endirek serbest vuruştur. Endirek serbest vuruş gerekir, gol iptali gerekir. Seçim Demirel net bir endirek serbest vuruş. Bu bir atak başlangıç fazının içerisindedir. Varım mutlaka bir gol olduğunda bunu tespit edip hakeme sunması gerekiyor demiş. Ben size söyleyeyim Türkiye'de eğer futbolda adalet olsa bu hakemlerin hakemliği bugün bitirilir. Nasıl görmediniz diye. Hocam bir anlık dalgınlık olabilir mi? Bir anlık dalgınlık değil. 5 dakika izlediler o pozisyonu. 5 dakika izlediler. 5 dakika izledi. 5 dakika neyi izlediler ya? Pokemon'u mu izlediler orada? Film mi izlediler? Öyle bir dünya yok. Bunun hesabının sorulması lazım. İşte Fenerbahçe taraftarı buna itiraz ediyor. Sonra diyorsunuz ki her şeye itiraz ediyor. Her şeye itiraz etmiyor. Buna itiraz ediyor sonuna kadar da haklı. Uzun lafın kısası Fenerbahçe TFF ve MHK'dan tokat gibi yanıt. Lig bitti arkadaşlar kapatın kepenkleri. Fenerbahçe'nin aleyhine oldu muydu? Kıvır 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 kıvır. Bu hal. Galatasaray'ın aleyhine oldu muydu? Bakın Galatasaray'ın hakkı yendi. Ne kadar güzel bir dünya ya. Vallahi ne kadar güzel bir dünya. Galatasaray aleyhine oldu muydu? Hakkı yendi. Fenerbahçe'nin aleyhine oldu muydu? Kıvırın. Bir şeylerin etiketini ekleyin üstüne. Ya bu kadar da düşmeyin ya. Bu kadar da alçalmayın. Ya. Olmaz mı? Yazık günah. İnsanların hakkına girmeyin. Ya çıkın deyin ki arkadaş biz Fenerbahçe'den nefret ediyoruz. Vermek istemiyoruz deyin. Biz Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemir. Daha şerefli olur. Daha karakterli olur. Abi söylüyorum daha en azından daha insaflı olur. Daha daha böyle insancıl olur. Yazık günah. Emeklere yazık günah. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.